Şimdi bizim çok değerli bir arkadaşımız var. Doğan Bey. Bir fırından yeni, bak bilmiyoruz yani, hiç yürüyüşe katılmayan bir bayanı. Nereye gidiyorsun? Yürüyüşe gidiyoruz. O da ben de katılabilirim, geliyor. Buradan biraz yürüdükten sonra kadın diyor daha yürüyecek diyor. Sadece yeni başladık yürüyüşe. Neyse biz bunu buradan şoförlerin bulunduğu yeri gönderiyoruz. Orada biraz onlarla tabii vakit geçirdikten sonra Dalaman'dan bir taksi geliyor. Arkadaşlar nereye gidiyor? Dalaman'a. Buradan kalkıyor onlarla beraber Dalaman'a gidiyor. Şimdi bizle gelen o yürüyüşçü arkadaş uçakla baş yere gitmiş olsa ne olacaktı? Sıcaktı. Evet. Sonra biz buradan kalkıyoruz. Erdoğan Bey söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar diyor. Bulunduğunuz yerde emanet bırakmayacaksınız. Beraberini götüreceksiniz diyor. Tabii yürü devam ediyor. Hatta söylüyor ki sırt çantanızı, batonunuzu falan gözünüzü iyi bakın. Sonra haber geliyor ki Erdoğan Bey burada aslında şeysi... Bana telsizden anons geçiliyor. Hüseyin Bey anons geçiyor. Hocam çantasını unutan var mı diye. Ben de grubu durduruyorum. Herkes sırtına baksın, sırt çantanızı unutan var mı diyorum. Erdoğan Bey durun diyor. Herkes sırtına baksın. Bir bakıyor kendi sırt çantası yok. Bugün yok ya adamın arkasında. Yok valla. Yok arkadaşlar kendisi kabul ediyor. Abi ya unutulmayan bir anıydı o bizim için. Her geldiğimizde anıyoruz. İyi ki böyle bir şey yapmış. Onu seviyoruz. Gelsin yine yapsın. Yine analım. Yine böyle matrak geçelim. Olsaydı şimdi evet, Erdoğan Bey'e selamlar. Evet. Onu seviyoruz. En kısa zamanda aramızda bekliyoruz. Evet. Evet, kendine iyi baksın. Onsuz olmuyor. Seviliyorsun koçum. Abdullah Bey. Abdullah Bey. Ses duymadıysa şey yapacak. Apo. Apo bak. Baba da görüyor musun? Baba da bak buradan gör. Ben de bak baba da. Demin çektim. Tamam. Aynı yürüyüşte aslında Hüseyin Bey tam ifade edemedi. Günlükbaşı karakolun oradan gelirken fırının oradan bir arkadaşımız ekmek alırken bir bayan da çıkıyor. Yani, nereye gidiyorsunuz? Gezmeye. Ben de gelirim. Gel diyorlar. Bayan da biniyor arabaya. Eve ekmek, sabah ekmek almaya giderken bizim minibüste buluyor kendini. Serviste. Nereye gidiyorsunuz? İşte yürüyüşe gidiyoruz. O çalışa gidiyorum zannettim. Yani ben görmedim diğer arabada. Biz çalışa falan gittiğimizi zannetmiş. Kendisini de evde ekmek bekleyenler var. Buraya geldik. Yukarıda. Nereye? Biz buradan yürüyeceğiz. Ayağında terlik de ben görmedim. Buradan artık geri çevirdik. Dolmuşlar değilmişti şansına. Yukarıya gidince bir de taksi çağırmış. Dalaman'dan taksi tuttu, onunla gitti arkadaşlar. Böyle bir de yoldan... Çok pahalı bir ekmek. Evet. Hikayesi bitmez diyorsun. Bu da Doğan Bey'in ne kadar ikna kabiliyetini olduğunu gösteriyor. Kahvaltı için ekmek almaya giden kişi kendini bir anda yürüyüşte ve kille koyunda buluyor. Arkadaş da Fethiye'de geçiyor. Fethiye'deki bir aileye ziyareti geliyor. Onlar da kahvaltılar hepsi hazır ve ekmek gelecek durumdan da kahvaltı yapacaklar. Doğruyorlar, bulaşmasınlar. Tamam mı? Hayır bizim de, biz de tereddüdük. Şimdi uçak Dalaman'a gidiyor ya. Dalaman bir de uçak nereye gidiyorsa işte İstanbul'a. Bir de ona biner gidersin dedik biz. Tamam. Evet kaybolabilir, gitebilir. Evet arkadaşlar hadi yavaş yavaş Doğru toparlanalım. Hadi yavaş yavaş toparlanalım. Hadi. Doğan Bey için benim beraber. Oley! Hazır Bedri Rahmi koyunda çok vakit geçirelim. Bedri Rahmi koyunda. Hazırız. Bas ona. Evet. Pot var üstte. 1974 yılında geliyor. Burada da var mavi gezi, mavi yolculuğu başlatan. Türkiye'deki ünlüleri bu işe teşvik eden ve 1974 yılında mavi yolculuk artık Türkiye'de bu şekilde başlıyor. Bu resim her yıl yenileniyor. 1974'teki hali orijinal gibi kabul edilir ama üstünde siyah beyaz kırmızı renkler devam ediyor. İçinde ahtapot, balık görecek olursanız sesini çekin. Hemen hemen deniz türlerinin çoğu var bakın. Burada görüyorsunuz. Tavşan da var. Arkadaşlar biz burak genel ismi aslında
Taşçaka Koyu'dur orijinal ismi. Halk buraya gelen gidenler biz de dahil, Bedir Rahmi buraya resim çizdiği için Bedir Rahmi Koyu ismini alıyor. Bu muhit. Karşı tarafta tesis var. Biz orada kalacağız. Denizde orada gideceğiz. Biraz şu arası arkadaşlar 300 metre falan çok sıkıntılı bir patika var. Tek patika olduğu bile belli değil. Lütfen önümüzden yürüyen kişiyi görerek yürürseniz daha iyi olur. Sıkıntı çekeriz yoksa. Bildirim. Не нас снимают, смотри, как я хочу не нас снимать. You're right. Nasılsın Batuhan? İyiyim. Nasıl geçiyor? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Güzel. Ne kadar geçti? Ne kadar süre yürüdük sence? 2 saat mi kaldı? Yarısına yani varmışız bence. Yani bilmiyorum yani. Evet, Bedir Rahmi'ye doğru yaklaşıyoruz. Çok az bir mesafemiz kaldı. Orada... Burada 600 metrelik çalılık patika bir bölüm var. Sonrasında o muhteşem koya güzelliklerine kendimizi bırakacağız. Evet. Biraz geride kaldık. Teknelerdeki coşkuya kaptırdık kendimizi. Çok güzeldi gerçekten. Hava çok güzel. Tam yürüme havası diyebilirim. Gerçekten harika. İstanbul'un taşı toprağı altın diye. Bence bu kelime şu an sadece Fethiye için unutulur. Muhteşem bir doğası var gerçekten. İnsanın kendine aşık edin. Aynen. Şu an Rüşen Hoca'sı geliyor suya. Çok güzel bir bahsedecek. Evet arkadaşlar. Lütfen Fethiye'mize gelin. Ben buralı değilim. Konyalıyım ama. Gerçekten doğa aşığı bir insanım. Çok güzel. Çok seviyorum güzellikleri. Burada İzmir. Harika bir şey. Evet, Bedir Rahmi Koyu'na yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok az bir mesafemiz kaldı. Gerçekten muhteşem bir doğa var burada. Evet. Çalılıkların bitmesine de çok az kaldı. Arkadakiler yukarıya çıkın. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Nereden? Şuradan. Evet. Her yer çam ağacı denize kadar. Evet, Selda'nın nasıl gidiyor yürüyüş? Çok güzel. Burası da çok güzel. Yeşillerin her tonu, mavinin her tonu. Allah'ımıza şükürler. Görebiliyoruz bu güzellikleri. Evet anne. Bedir Rahmi Koyu'nun resim çizdiği yeri gördük. Şu anda aslında Taşçaka Koyu'na doğru ilerliyoruz. Patikanın en zor geçidindeyiz. Biraz sıkıntılı patika belli değil, kayalıklar olduğu için. Grubun bir kısmını gönderdim. Geride kalanları toparlayıp şimdi tekrar bunları sağ salim problemsiz Taşçaka Koyu'na götüreceğiz. Biraz hava da sıcak, orman sıcak. Tabii biraz tansiyonu olanların tansiyonunu çıkartıyor. Kimseye bir şey olmasın, yavaş yavaş ilerleyelim. Kimmiş fenalık? Fenalaşma yok ya, ayağında bir şey oldu. Ha, başında bir falan aldı. Burkuldu mu? Ya bir şey olmuş, ben burada dinleneceğim diyor. Şu anda Bedir Rahmi Koyu'nda, Taşçaka Koyu'nda öğle yemeğini yedik. Kendimizden geçtik, gevşedik. Rıdvan'ın suda taş kaydırmasını, sektirmesini izliyoruz. Yarışma yapalım. Abdullah Yaman Bey'i... Erol abi. Rıdvan abi. Hüseyin Bey özlemiş muhabbetleri koyu. Uzun uzun muhabbetler. Ben gücüyle geldim. Hüseyin ve Erol gücüyle geldi. Hüseyin abinin çekiciliği var nedense.
Hep de sana çatıyor Hüseyin Bey bunlar. Ne zaman geldin? Çay da güzel. Ama çay da geldi. Kütüle mi geldin? Kütüle geldim abi. Adamı ne demek kütüle döküyor? Zor mu gelmiyor? Kütüle geldi mi? Güç zorla mı gelmiyor? Yok artık. Kütüle geldi lan. Ama birini var ya. Ata Afyon'a gitti tamam mı? Arkadaşın cenazesi. Hiç daha öyle şey olmadı. Metinli orada. Tamam. Birant ablacığım yoruldun mu? Kamera kaydındayım. Ay yoruldum canım. Sırtım ağrıdı. Nasıldı? Ağrıdı. Muhteşem. Denize girecektim hızlım serinlikten. Elim ne oluyor lan dedim ben. Sen dedi anam diyor iyi bakmışsın dedi. Tamam mı? Bir de ver sana. Ben birini ne söyledim? Hep alıp taşıdım. Gece. Işıklar bir tek oynadık. Aşırı. Onun aşırı loş yedi. Tamam. Sen ta şu iskele git. Niye onu öyle ne yapın biliyor musun? Çok yakın. Anne vefat ettiğinde cenazedeyim. Telefon ediyor. Oğlum bir şey attı. Oğlum diyor. Güzel karnın oldu diyor. Annen de ölmüş diyor. Geçmiyor. Şey demek başına... ki. Yani son sınıf. Bütün derslerin 10 olsa dahi 3 dersten mecbur bitirme imtihanına katılıyorsun. Sonunda okul müdürü aldı mikrofonu elinden, okul birincilerine, sporlu yapılan birincilerine, birincilerine hepsini madalya verdi ve hediyeler verdi. Kimse ıslama, kimse kalem. Ve en son... Çölde mi kaldın lan? Kabuk. Ağzı kırıldı. Çöl aslanı. Ben de üstünü kim parçaladı? Evet. Yok abi mazot bitti şey alacağız. Oya geçiyor bak. Neye geçiyor? Şarkıyı bekliyor bak. Hoca oynayalım mı? Vay vay. Bak su kalmayacak. Şen olsun bağlamam. Telleri vay vay. Şen olsun bağlamam. Telleri vay vay. Nasıl yedim abi? Hani kahvenin biz nerede? Buyur beyefendi. Kahveyi nasıl alırsın? Orta köpüklü köpüklü. Köpüklü olsun abi. Vay be. Kapıçino. Yusuf Bey sana kahve yapıyor vallahi. Şey abi aslında Ali Bey yapması lazım. Yok beyaz. Kille koyun da. Yapayım. Ben doldurayım kahveyi. Yok yok. Yeter biraz abi. Suyunu ben alırsın. Suyunu ben. Zalımın kızı seni unuttu mu şimdi? Evet. Git. Söyle abi. Gitti de unuttu mu? Gitti de unuttu beni. Sene gidi zalımın kızı. Gitti de unuttu beni. Hayda oyna. Koçum benim. Karakartal mısın? Sen Galatasaray mısın? Evet hocam. Evet, Gürce Gedre, Kille Koyu, Bedir Rahmi Koyu ve yürüyüşümüz 14 kilometre sonra sona erdi. Çayımızı, kahvemizi içtik, dinlendik. Biraz havalar ısındığı için sıkıntı çeken arkadaşlarımız oldu. Yürüyüş güzeldi. Çok güzeldi bence. Evet. Şimdi aslında yeni katılanların fikrine başvurmak lazım geliyor. Evet. Nasıl? Diye düşünmekteyim. Mükemmeldi. Çok İlk güzeldi. İlk kez mi katılıyorsun? İlk kez katılıyorum evet. Evet. Şunu söyleyebilirim. Bu kadar beklemiyordum. Ekip mükemmel. Ekip başı harika. Katılımcıların hepsi çok güzel insanlar. Burada olmaktan müthiş keyif aldım bugün. Ve tüketir miyim, bitirir miyim yolu diye hiç düşünmedim. Çünkü o kadar enerjik bir ekip var ki. Onların enerjisi bana geçti ve vallahi 22 yaşındaymışım gibi geldim ve bitti. Teşekkürler. Evet Mehmet Bey, çekimdeyiz. Merhaba. Nasıl geçti bugünkü yürüyüşün? Çok güzel bir yürüyüştü. Evet. Güzel. Herkes gönlünce ve çok güzel bir yürüdü. Yeni katılan arkadaşların uyumu. Denize girdiniz mi? Deniz harikaydı. Herkesin yüzmesini dilerdik. O ayrı bir zevkti. Yaşatanlara teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sezai Bey, çekimdeyiz. Nasıl geçti yürüyüşümüz? Çok güzeldi, çok güzeldi. Evet, nasıl? İlk yürüyüşünüz bugün?
Daha doğrusu ikinci yok, ama. Yok, ilk değil. İkinci yürüyüşümüz. Birincisi sanki şehirde gibi yürüdük. Aynen, yani. Çok kısa bir yürüyüştü yani Salda Gölü'nde. Bu parkur hem zordu hem uzundu ama hiç yorulmadık. Havası mı, suyu mu, rehberimiz mi? Bilemiyorum. Çok güzeldi. Biraz daha zorlarını da yapabiliriz diye düşünüyoruz. Oo, süpersiniz. Peki Serap Hanım siz? Keyifliydi. Arkadaşlıklar çok güzel. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım? Seni çok seviyorum bebeğim. Ben de seni. Ne söyleyeyim? Nasıl geçti yürüyüş? Muhteşem. Zorlandınız mı? Yok yok. Geldiniz mi daha önce Bedir Rahmi Koyu'na? Yok ilk. Çok güzel değil çok mi? Güzel. Bedir Rahmi Koyu çok güzel. Muhteşem, seneye gene gelelim. İnşallah tersten gideceğiz seneye. Bedir Rahmi Koyu çok güzel. Gerçekten belki bir daha güzel. Getirirsiniz bizi. Yürürüz hep beraber seneye. İnşallah. Evet Selda Hanım, nasıl geçti yürüyüş? Yalnızsınız. Çok, evet çok güneşlendiniz güzel geçti. Mi? Güneşlenmedim ama yürürken bütün güneşi ben çektim herhalde. Bütün... Tabii rengini şeyi de... ben toplamışım. Gördüğünüz gibi her yerim kırmızı. Evet. O yüzden çok güzel bir geziydi. Çok teşekkür tamam, ediyorum var, sizlere. Onları alayım, hepsini getireceğim. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Denize girdik, yüzdük efendim. Denize girdiniz mi? Girmez miyim efendim? Daha kurumadım efendim. Deniz olur da girilmez mi? Nilay Hanım. Çok evet. Kilo vermişsiniz. Çok fitsiniz şöyle. Sizi baştan aşağı süzüyorum. Zaten öyleydiniz ama böyle ayrı bir... mayom çalıştaki evde kaldığı için üşenmekten mayo getirmediğim için giremedim denize. Ama serindi de. Yürüyüş nasıl geçti? Çok güzeldi. Her zamanki gibi. Zaten geldiniz daha önce. İnanılmaz zevk alıyoruz. Dört kere falan gelmişimdir. Doyulmuyor değil mi? Çok evet, güzel. Evet. Manzara çok güzeldi. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Asım abi, çekimdeyiz. Nasıl geçti gününüz? Günümüz güzel geçti. Her zamanki gibi. Evet. Biraz yorucu oldu yokuşta şimdi ama evet. Yorulmadan da güzel olmuyor ki. Hatırlamıyorsun yani bu parkuru. Şimdi hatırlıyorsun. Ve güzel de denize giremediğim için üzgünüm. Biraz soğuk gibi geldi bana. Üşütmeyelim diye girmedik. Evet Rıdvan Bey, sizin nasıldı? Biz tam ısındıktı, bitti dediler. İşte güzel bir yokuş çıktık en son. Bacaklarımız falan ağrıdı. Memnunuz yani. Genelde bir şeyimiz yok. Her akşam önce geçer diye düşünüyoruz. Size girmek isteyenler... Muhteşemdi. Çok güzel bir parkur. Herkese tavsiye ediyorum. Geldiniz mi daha önce Bedir Rahmi Koyu'na? Hayır. Ben de ilk defa geldim. Tekneyle gelmiştim. Ama yürüyerek ilk defa geldim ve çok güzelmiş. Tekrar gelmeyi isterim. İnşallah. Evet merhaba. Siz de ilk yürüyenlerdensiniz herhalde. Yok, benim mor tırnaklarla 3 ya da 4. yürüyüşüm olacak. Evet, daha önce çok geldik güzel. Mi Bedir Rahmi'ye? Tabii ki de ben Bedir Rahmi'ye dalamamı yaşadım. Mor tırnaklarla? Mor tırnaklarla gelmedim ama kendim özel olarak geldim. Fotoğraf evet. Çekmek amaçlı. Evet. Güzel bir yer, çok güzel bir yürüyüş oldu. Ben bütün arkadaşlar ve Mor Tırnaklar grubuna çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon. Yat güzel devam ediyor.